Aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisi bir kurala göre dizilmemiştir? Verilen örüntülere baktığımızda A seçeneğindeki örüntümüzde artış miktarımız 2'den 7'ye 5. Yine artış miktarımız 5 arttırırsak 7'yi 12, 5 arttırırsak 17, 5 arttırırsak 22. Bunun bir kuralı var bu örüntümüzün. C seçeneğine bakarsak 13'ten 19'a artış miktarımız 6. Yine 6 artmış, 19'dan 25'e yine 6 artarak gidiyor. Bu durumda bu örüntümüzün de bir kuralı var. D seçeneğine baktığımızda 6 azalarak gitmiş. Bakın 90'dan yine 6'yı çıkarınca 84, 84'ten 6'yı çıkardığımızda 78. Yine bu örüntümüzün de bir kuralı var. Fakat B seçeneğine baktığımızda artış miktarımız burada 1. Buradaysa artış miktarımız 5. Burada artış yapmamış, azalmış, 2 azalmış. Yani bu örüntünün herhangi bir kuralı yok. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Yukarıda verilen sayı örüntüsünde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sayı örüntümüze baktığımızda örüntümüzün olması lazım? Belli bir miktarda artış ya da azalma gösteriyor olması lazım. Buradaki örüntümüz ise azalarak giden bir örüntü. Peki ne kadar azalıyor? 256'dan 242'ye düşmüş. Yani 14 azalarak gidiyor. Bu durumda yine 14 azalttığımızda 228, 228 14 azaltırsak 214 elde etmişiz. Bir sonraki adımsa 214'ten yine ne yapacağız? 14'ü çıkaracağız. Bu durumda 200 olmalı bir sonraki adımız. Yani doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Yukarıda verilen örüntüye göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Örüntümüze baktığımızda artarak gidiyor. Peki artış miktarımız kaç? 8 artarak gidiyor. Bu durumda 27'den bir sonraki adım bulmak için 27'ye 8 ekleyeceğiz. O da 35 yapıyor. Yani bir sonraki adımımız soru işareti yerine gelmesi gereken sayımız 35. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Başlangıç adımı 8 olan ve 11 eklenerek oluşan sayı örüntüsünün 5. adımını hangi sayı oluşturur? Jale öğretmenin sorduğu soruyu hangi öğrenci doğru cevaplamıştır? Başlangıç adımımız 8, yani birinci adımımız 8. Daha sonra 8'in üstüne 11 eklersek artık kaç yapıyor? 19. 19'un üstüne 11 eklersek 30. 30'un üstüne 11 eklersek 41. 41'in üstüne 11 eklersek 52. 52'nin üstüne 11 eklersek 63. Bu şekilde devam ediyor örüntümüz. Peki bizden kaçıncı adımını istiyordu? 5. adımını. 1, 2, 3, 4, 5. adımımızdaki sayımız 52. Yani doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Yukarıda verilen örüntünün 6. adımında kaç tane küçük kare olmalıdır? 1. adımımızda 3 tane. 2. adımımızda 6, 3. adımımızda 9 tane var. Yani artış miktarımız 3. Bu durumda örüntümüzü yazmak istersek 3, 6, 9. 9'a 3 eklersek 12, 12'ye 3 eklersek 15, 18, 21, 24. Bu şekilde örüntümüz devam ediyor. Bizden istenilen adımsa 6. adım. O zaman 6. adımdaki sayımızı bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. adımımızda 18 var. Yani doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Tuğçe her gün bir önceki günden 150 metre fazla koşmaktadır. İlk gün 750 metre koşan Tuğçe 4. günde kaç metre koşar? İlk gün 750 koşmuş. Her gün bir önceki günden 150 metre fazla koşuyor. Peki 750'ye 150 eklersek artık 900 yaptı. 900'e 150 eklersek 1050. Tekrar 150 eklersek 1200. Daha sonra
1350 şeklinde örüntümüz devam ediyor. Bizden istenilen 4. gün, 1. gün, 2. gün, 3. ve 4. günümüz yani 1200. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıdaki tabloda verilen sayılar arasında bir ilişki vardır. Bu ilişkiye göre A artı B kaçtır? Tablomuza baktığımızda burada alt satırda bulunan ifadelerin üst satırda bulunan ifadelerle arasında bir ilişki var. Üst satırda bulunan ifadeler alttakilerin 3 katı. Yani 5'in 3 katı 15, 7'nin 3 katı 21, 9'un 3 katı 27, 11'in 3 katı 33. Bu durumda 13'ün 3 katı yani A sayısı kaç olmalı? 13 ile 3'ü çarparsak 39 olmalı. Burada da tam tersini yapmam gerekiyor. 51'i 3'e bölmem gerekiyor. 51'i 3'e bölersek bulacağımız sayı 17. Artık ikisini toplarsam 56'yı elde etmiş olurum. Yani doğru cevap seçeneği D şıkkı. Yukarıdaki örüntünün 5. adımında kaç tane kibrit çöpü kullanılmıştır? 1. adıma baktığımızda 4 tane kibrit çöpümüz var. 2. adıma baktığımızda bu 4 tane kibrit çöpümüzün her bir kenarına, yani buradaki karemizin her bir kenarına 3'er tane daha, şurada görüyoruz, 3'er tane daha eklendiğini görüyorum. Bu durumda 4 kere 3'ten 12 ekleniyor. Yani 1. adımda 4 tane vardı. 12 eklersek 16 oldu. 3. adıma bakarsak yine her bir kenarına şurada 3'er tane daha eklendiğini görüyorum. Bakın. 3'er tane daha eklendiğini görüyorum. Yani yine artış miktarımız 12. Demek ki örüntümüzün kuralı 12 artarak gidiyor. O zaman 16'ya 12 eklersek 3. adımımızda 28 oldu. Bu durumda 4. adımı bulmak istersek 28 12 eklediğimde 4. adımım 40 oldu. 5. adımı bulmak istersem 40 12 eklersem 52 oldu. Bana sorulan da zaten 5. adımdı. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Yukarıda verilen sayı örüntüsünde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Sayı örüntümüze baktığımızda artarak giden bir örüntü görüyoruz. Burada 22'den 7'yi çıkarırsak artış miktarını buluruz. Çıkardığımda artış miktarım 15 olarak bulunuyor. Bu durumda örüntümüzün artış miktarı 15. Yani 52'ye ne yapmam gerekiyor artık? 15 eklemem gerekiyor. 52'ye 15 eklersek de soru işareti yerine gelmesi gereken sayımızı 67 olarak buluyoruz. Yani doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Bir restorandaki masa ve sandalyelerin düzeninin ilk 3 adımı aşağıda verilen örüntüye göre oluşturulmaktadır. Buna göre bu örüntünün 6. adımındaki masa ve sandalye sayılarının toplamı kaçtır? Örüntümüze baktığımızda 1. adımdaki masa sayımız 1, 2. adımdaki 2, 3. adımdaki 3. Bu durumda 6. adımdaki masa sayımız 6 olmalı. Sandalye sayılarına bakarsak 1. adımımızda 4 tane sandalyemiz var. 2. adımımızda 6, 3. adımımızda 8. Demek ki 4. adımımızda 10, 5. adımımızda 12, 6. adımımızda da 14 tane olması gerekiyor. Sandalye sayımız da 14. Bize ikisinin toplamını soruyordu. Bu durumda 6 ile 14'ü toplarsak 20 olarak buluruz. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. İlk modern olimpiyatlar 1896 yılında Atina'da düzenlendi. Dünyada 4 yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunlarında din, dil, ırk ayrımı gözetilmeksizin tüm sporcular bir araya gelir. Bu spor şöleninde kurallara bağlı kalarak dürüstçe ve kardeşçe bir yarışın içine girilir. Olimpizm anlayışını uygulamaya koyarak insanın dengeli gelişimini gerçekleştirmek ise olimpik hareketin temel hedefidir. Buna göre 1920'de Belçika'da yapılan olimpiyatlardan sonra 5. olimpiyat hangi yıl yapılmıştır? Bu durumda ilk olimpiyatımız 1920'de yapılmış. Peki bu sorumuz bir örüntü sorusu. Peki örüntümüzün artış miktarı ne olmalı diye bakarsak bu artış miktarı verilen metnin içinde gizli. 4 yılda bir yani 4 artarak gidecek. Bu durumda 1920'de yapıldıysa 4 arttırdım. 1924'te birincisi yapıldı.
4 artırırsak 1928'de ikincisi, 4 artırırsak 1932, yine 4 artış 1936 ve 1940. Bize sorulan 5. olimpiyattı. Bu olimpiyattan sonraki 5. olimpiyat. Yani 1940'ta yapılmış. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı.